Sevgili dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Bugün e, ibret aldın mı programımızın ikincisi ile karşınızdayız. E, okuduğum bu programlarımızın devamı olarak hep anons ediyorduk, söylüyorduk e, İbret aldın mı programımızla karşınızda olacağız diye. Allah nasip etti. Bakın sizlere hitap ediyoruz. Efendim merhabalarımızı, selamlarımızı buradan yolluyoruz. İbret aldın mı deyince... Ee, otomatik olarak kısalar çerçevesinde denkleminde bir program efendim yürüttüğümüzü tahmin etmişinizdir İlgili, alakalı kardeşlerimiz arkadaşlarımız hemen bağlantıyı kurmuşlardır ee, efendim geçen haftaki programımızda e, kıymetli hocam profesör doktor Mehmet Okuyan'la beraber bir başlangıç yaptık ve dedik ki madem kıssaları konuşacağız öyleyse bir çerçeve çizelim genel bir e, mahiyet belirleyelim içerik belirleyelim ardından da ...temel taşları koyduktan sonra yolumuza devam edelim dedik. E, hocamla e, geçen hafta özellikle neden Kur'an'da bu kadar çok kıssa anlatılıyor? Bu kadar çok kıssa anlatılmasının insana bakan yönü nedir? Hikmete bakan, ilme bakan, irşada bakan yönü nedir? Diye söyledik. Üçte ikisine yakınının kısalardan müteşekkil olduğunu söyledik. Onu çok değişik boyutlarıyla hocam arz etti. Ardından neden bu kadar çok tekrarlanıyor değişik yerlerde dedik. Bu mot amot bir tekrar mıdır? Hani fotokopi ya kes kopyala yapıştır. Öyle olmadığını zaten ısrarla söyledi. siyakı Sibak'ına göre dedi. Belli yerleri ön plana çıkarılarak, belli noktaları vurgulanmayarak bazı yerlerde başka noktaları vurgulanmak suretiyle mutlaka her biri farklıdır ve farklı okunmalıdır, farklı düşünülmelidir diye onu ifade ettik. Efendim ardından e, kıssaların gerçekliğine bir başlangıç yaptık. Kıssaların yani tarihi mutlaka yaşanmış hadiseler mi olduğu olmadığı noktasında zaten zihinlerde de sualler var. Orada da bir netlik belirdi. Darbı mesel başkadır. Kıssa başkadır. Kıssa deyince Kur'an'daki ayetlerle de sabitledi hocam arz etti. Mutlaka bir hak çerçeveye oturduğunu, bir hakkı ifade ettiğini söyledi kıssa dediğimizde. Ama darbu meselelerin böyle bir zorunluluğu yoktur. Darbı mesel efendim ee, bir şeyi bize daha da anlatmak için örnek vermek manasındadır. Örnek verirken örnek farazi olabilir diye söylendi ee, bu çerçeve. Ardından kıssa kelimesinin çok enfes bir analizi yapıldı. Lügat anlamları ortaya kondu. Kesmek, biçmek anlamlarına geldi. Ürün anlamına geldi. Bir şeyin başı, göğsü manalarını ifade ettiği, ibret manasında olduğunu efendim yani kıssada bir öz, bir hülasa ama en önemlisi takip etmek, bir izi sürmek anlamında olduğunu, ayet kelimesini de işin içine katarak onun yedeğinde, hocam bağlantılandırdı. Ayet kelimesini maalesef biz daraltmışız. Adeta okyanusu bir bardağa sığıştırmış, sığıştırmaya çalışmışız. Kur'an cümleci şeklinde yorumlamışız dedi. Çoğul ve tekil e, sigalarının neleri ifade ettiğini çok geniş bağlantılarla bize izah etti. Ardından e, gelip dayandığımız noktada bu Kur'an'ın gerçekliği meselesinde e, anlaşılacaklar var demiştik. Özellikle Yusuf suresinin 111. ayeti hocam da ona mutlaka değinecektir. Onu ben mealen size söyleyeyim. Gerçekten peygamberlerin kıssalarında ya da kıssalarda akıl sahipleri için büyük ibretler vardır. Ondan sonra bu çerçevede konuşacaklarımız var, paylaşacaklarımız var. Hocamın söyleyecekleri, aktaracakları var. Onunla yürüyeceğiz bakalım. ...ne şekilde devam edecek. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür Safalar ederim. Geliniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Bir özet yaptım ki Kur'an'daki kıssalardan aldığımız usule de... ...uygun düşsün diye tekrar hatırlatalım, tekrar edelim. Böylece bir tesise vesile olsun diye. Hocam kaldığımız nokta itibariyle... ...Kur'an kıssalarının ibret olması ondan sonra... Ve biraz gerçekliğine... ...ve gerçekliğine efendim işaret etmesi manasında daha önceki söylediklerimizi de hesaba katarak nasıl bir güzergah tayin ederiz. Evet. Teşekkür ediyorum Yusuf Bey. Ben de kardeşlerime bu vesileyle hayırlı feyizli kıssaların izinden yürüyecekleri bir hayat standartı tutmalarını Rabbim nasip etsin diye niyaz ediyorum. Amin. Onlara da bize de elbette. Kur'an kıssalarını çok güzel özetlediniz. Birinci programımızı kıssa kavramı üzerinde durduk. Ayetle ilişkilendirdik onun hikaye olmadığını, tarih de olmadığını, darbu mesel de olmadığını, kıssaların mutlak surette yaşanmış hayatın hisse içeren kısmını Cenab-ı Hakk'ın bize aktardığını beyan ettik. Ve özellikle Hud suresinin 120. ayetini bir de Enam suresinin 34. ayetini orada kullanılan kelimelerinden edat olarak min edatının bir kısmı manasını verdiğini beyan ettik. O bir kısmından kastın da gene Hud suresi 120. ayeti baz alarak ma nusebbitu bihi fuadek yüreğini motive edecek, dayanıklı hale getirecek bölümünü sana anlatıyoruz dedi Rabbimiz. Ee, bir şey daha vurgulamıştık. Kur'an'daki kıssaların peygamberler tarihinin tamamı olmadığını, Olmadı kıssası olan peygamberlerin ve olmayanların olduğunu beyan etmiştik. <laughs> İki tane çok önemli ayeti Nisa suresi 163-164. ayetlerle Mü'min suresinin 78. ayetini beyan etmiştik. Belki orada hatırlatmamız gereken bir şey daha vardı. Sanıyorum onu hatırlatmadık. Buyurun. Kur'an kıssalarının kıssaların tamamı olmadığını yani peygamber kıssalarının tamamı olmadığını vurguladık. Bu arada kıssası anlatılan peygamberin de hayatının tamamının anlatılmadığını vurgulamadık. Tabii. Onu bu vesileyle söylemiş Tabii. olalım. Tabii. Yani mesela en detaylı kıssalardan biri Hz. Yusuf kıssasıdır. Müstakil bir sure e, nazil olmuştur. Orada bile Hz. Yusuf'un hayatının tamamı, tamamı yok. yok. İşte lazım olan kısmı var. Mesela çok detaylı kıssalardan biri Hz. Musa'nın kıssasıdır. Orada bile Hazreti Musa'nın hayatının belki yarıdan çoğu yok. Boşluklar var hep evet. oraları Biz makaslamak, makaslamak demiştik, demiştik işte yani. Kısa. Şeyi diyelim birinin biyografisini televizyonda verirken Tabi, öyle yaparlar yani. İşte adamın doğumunda atlar delikanlılığına, oradan atlar erişkinliğine, oradan atlar Kırklı yaşlara oradan yaşladığı 60'lı 70'li yaşlara böyle makaslayarak anlatır. Kur'an-ı Kerim'de de böyledir yani. Bir bir peygamberin hayatının bütün kesitlerini burada bulacağız Tabii. gözüyle okumamak lazım. Evet yanlış Ma olur. Evet yanlış olur. Bu bu bir Kur'an üslubudur. Bunu bilmek lazım. Evet. Bunu yeterli görmeyip Yusuf Bey en çok canımı sıkan şeylerden biri budur. Kıssalar Hı. konuşulurken. Yani Allahu Teala'nın demediğini dedirtmek. İhtiyaç olmadığı için söylemediğini biz sanki orası çok önemliydi gözden kaçmış gibi sunarak o araları biz dolduruyoruz. Evet. Yani kendimiz işin içerisine giriyoruz. Rabbimizin söylemediğini haşa ona söyletmeye çalışıyoruz. Haşa sanki noksan bırakmış da biz tamamlıyormuşuz gibi. Evet yani. Yani onu söylemediyse söylememesinin bir sebebi bir hikmeti var. Yani evet ha. söylemediyse lazım değil demektir bu yani. Bunun üzerinde yeniden sanki bir şeyleri tamamlama gayret keşliği sıkıntılı. Kur'an-ı Kerim ikmal ve itmam kelimelerini kullanıyor. Bu hükümler bağlamında da böyledir. Ayetler bağlamında da kıssalar bağlamında da böyledir. Ne lazımsa o söylenmiştir. Bunun arasını başka şeylerle Efendim doldurmaya e, çalışmanın bir alemi yok. Ya böyle dolgu malzemesi gibi oraya birçok şey girdirmenin ki özür diliyorum bölmek istemiyorum sözünüz ama Buyur. İsrailiyatın girdiği noktada burada başlıyor evet, gibi. Evet. Aynen öyle. Psikolojik. Şimdi, şimdi onu nokta söyleyecektim. Burası. Şimdi onu söyleyecektim. Böyle e, şeyler ne derler? Şapla şey karıştı. Şapla şekerim şeker birbirine karıştı. karıştığı nokta burası. Burası. Çünkü psikolojik siz, yapı burası. Şimdi bir ayet okuyarak başlıyor ya. O ayetin tercümesini yapıyor. Dinleyenler tabi ayet böyle diyor. Allahu Teala böyle diyor. Mantığıyla dinliyorlar. O araya kendisi bir şey sıkıştırıyor. Dinleyenler o sıkıştırılanın da ayet olduğunu zannediyor. Evet. evet. Böylece işte ne ayettir ne ayet değildir. Karma karışık oluyor. Tabii. İnsan ayırt edecek insan tipi de olmadığına evet, göre yani ilimliştikî Kur'an'ı çok iyi bilecek ki tabii. anlatılanın ayet olmadığını fark edebilsin. Buna hakkımız yok. Yani Kur'an-ı Kerim mesela bazı kıssalarda şahısların adını vermiyor. Biz ille ısrarla ve inatla veriyoruz. O adamın adını işte şehrin adını özellikle vermeye gayret ediyoruz. Tabii. Mesela düşünün herkesin çok iyi bildiği Yasin Suresi'nin 13. ayetinden 33. ayetine kadar bir bir anlatım var. Tabii. Şimdi bu sanki bir kıssa imiş gibi gibi doğru. Şimdi orada şehre gelen... Birinci, birinci yani kullanılan ilk iki kelimeyi görmezlikten gelip Rabbimiz vadrib lehum meselen diyor. Allah onlara bir örnek verilmesini istiyor. Bir darbu mesel bu. Bunu görmeden eshabel Kariye bir şehrin halkı. Kim bu? Fat Antakya. Antakya. Ya kardeşim yani. Niye Mesela -e Antakya diyemez miydi Cenab-ı Hak? Yani? Derdi de Tabii. Sonra orada anlatılan şeyler Antakya'nın tarihiyle hiç mütenasip değil. Ne diye Kur'an-ı Kerim'in güvenilir bilgi verdiği gerçeğini insanların zihninden oynatmaya çalışıyoruz? Yani mutlak ve genel bıraktığı bir şeyi niye daraltıp bir yere hapsediyorsun, bağlıyorsun? E yani yani. bu, bunun şey bir var? alemi yok. İşte bu birinci programda ifade etmiştiniz. Yani bunun İsrailiyata dönüştürülmesine lüzum yok biz aralarını biz doldurmayalım. Yani ne kadarsa işte o kadar. Lazım olan bu kadardı. Rabbimiz onu verdi bize deyip onunla mutlu ve onunla oradan ders alabileceğimiz kadarıyla yetinmemiz lazım. İnsan unsuru katkıların da insanlara rehberlik yapacağı gayret keşliğini işin içerisine sokmayalım. Bundan rahatsız oluyorum şahsen. Aynen. Bir vesile oldu. Bunu burada söylemiş olayım. Geçen programda belki burayı vurgulayabilirdik, vurgulayamadık. Şimdi Kur'an kıssalarının bıraktığımız nokta şuydu. Gerçeklik değer. Evet, gerçeklik değer. Şimdi bazı kıssalar var. Yusuf Bey, gene geçen programın tam sonunda siz hatırlatmıştınız. İşte Musa Hızır kıssası gibi. Mesela Ashab-ı Kehf'in kıssası gibi. Mesela Hazreti İbrahim'le alakalı Bakara suresinde anlatılan o merkep meselesi gibi. Hmm. Mesela işte dediğiniz Zülkarneyn olayında olduğu gibi böyle bazı anlatımlar var. Şimdi bir defa bunların bir kısmı darbı mesel. Hmm. Bu darbı meselse bununla ilgili çok felsefe yapmaya gerek yok. Ama bunların kısa olanları var. Bu kısa olanlarını anlamakta ya da onların sembol diye sunduğu şeylerin tam karşılığını bulamamaktan kaynaklanan sıkıntıyla kıssaların hayat hayatiyet bulmayan olaylar olduğunu, efsane olduğunu, mitoloji olduğunu söylemeye varan algılar var. Algılar evet. Bence, Bunun temsilcisi olanlar da var. var. Bu yorumun sahipleri de var. Evet işte en çok bilinen ismini tekrarlayalım. Yani bu bir adam vefat etti ama neticede kitabını yazdığı için Ahmet Muhammed Halefullah, Halefullah diye bilinen işte Kur'an kıssalar üzerinde tahliller yapan bir zat var. İşte böyle bir mitoloji göndermesi var. Kıssaların bir bölümüne. Hepsine demiyor zaten. Evet, evet. Bir, bir kısmına. Ben onu şöyle zihnimde tahlil ettim. Yani anlaşılmasında sıkıntı olan, kolay kavranamayan bazı kıssalar mitolojiye aktarılarak işte bunlar bir anlamda gündemden düşürülüyor. Ya da bunlar üzerinde fazla kafa yormaya gerek yok. Verdiği derse bak. Gerisiyle ilgilenmenin bir alemi yok. İyi de verdiği ders zaten sorun. Hı hı hı. Yani siz ona kıssa dediğiniz zaman onun verdiği dersin adresi değişir. Darbu mesel dediğiniz zaman adresi değişir. Onun adını doğru koymanız lazım. Evet. Ben Kur'an kıssalarının adına kıssa denen bu aktarımların mutlak surette gerçekleşmiş olduğuna inanıyorum. Şimdi eski kültürlere baktığımızda hocam bir nefes arası efendim mesela Sümer mitolojisinde işte İnka, Aztek vesaire değişik o eski kadim mitolojilerde hı hı. hakikaten bazı figürlerin Kur'an'daki anlatılan mesela Miraç meselesiyle işte o Hazreti Musa ve Hızır ya da bir kul kıssasındaki o figürle benzeşen birçok noktalar da göründüğünü biliyoruz. Bunların kitapları var yazılı hı hı. halde. Evet. Şimdi oradan şöyle bir tahlil yapmak yerine dediğiniz noktaya sapılıyor. Yani İnsanlığın başlangıcından beri e, onların da heh, onların tevhid, da kaynağı kaynağında kaynağı vahidir. bir ilahi gönderme hı. olduğunu görmezden gelmeyelim heh, gelmeyelim yani onların da kaynağında bir vahiy var tevhid var ondan sonra aynı kaynaktan gelişinin hadisesi var yerel unsurlar tarafından deforme edilmişliği söz konusu burada evet. insanlığın ortak hafızasına bakmak ve bu ortak hafızayı doğuran tek kaynağı hı hı. görmek yerine evet oradaki mitolojiyle benzerlikler görüp hemen mitolojiye buradaki var olanları hamletmek ayrı şeydir. Evet. Çok ayrı şey İkisi ayrı. Harikulade. Tam da işte bunu demek istiyorum. Yani izah edemiyordu izah edemediğiniz noktalar var diye hemen onu mitolojiye atmayın. Mitolojik unsurlar olabilir içerisinde ama o o adına mitoloji denen şeylerin Vahiyin ille bozulmuş. de vahiden bağımsız olması gerekmiyor. gerekmiyor. O Sümer kaynaklarında olan bilgilerin de Tabii. Daha temelinde bir vahyi kalıntı tabii. olmasına mani bir durum yok yani ki. Yani 124 bin peygamberden birinin oraya niye geldiğini düşünemiyoruz. Yani say ki öyle olsun Hayır, yani. Tabii. Ama eğer kıssa ise biz bunu düşüneceğiz. Yok dar bu meselese zaten böyle arayışlara girmemizin çok da bir alemi yok. Ben kıssaların, kıssaların anlatıldığı ayetlerde, şimdi mesela Hud suresi 120. ayet. Ta başından beri bu sure çeşitli kıssalar içerir. Onların sonunda, en sonunda Yüce Allah buyuruyor ki işte bak, bakın diyor. Allah peygamberlerin haberlerinden bir bölümünü özellikle de kalbini dayanıklı hale getireceğimiz bir bölümünü sana böylece biz anlatıyoruz. Küllen nekussu aleyke min enba'i rusuli ma nusebbitu bihi fuadeke. Veca'eke veca'eke fi hadihi. Bu konuda yani bu anlatılan ile ilgili sana gelen şey el hakku hakkın gerçeğin ta kendisidir. Hmm. E şimdi insanlar bazı şeylerde ihtilaf ediyorlar bazı kıssalarda. O ihtilaf edip durdukları şeylerin doğrusunu Kur'an onlara öğretiyor. Böylece gerçeğin bilgisini getirdiği e, noktasından meseleye bakmak durumundayız kıssalarla alakalı. Mesela bakınız. Yine kavranması zor. Hep yanından, kenarından kaçıp gittiğimiz kıssalardan biri de bu Ashab-ı Kehf kıssasıdır. Evet, evet. Şimdi mesela onunla ilgili buyuruyor ki Rabbimiz surenin 13. ayetinde Nahnu nakussu aleyke Sana anlatacağız biz. Yayı da anlatıyoruz. Surenin i̇şte sureyi başlangıcı itibariyle e, ayetinden itibaren başlayınca o kıssa başlıyor. 9. ayetten. Nahnen akusu Biz sana anlatıyoruz, kıssa ediyoruz. Nebe onların haberini. Nebe kelimesini özellikle kullanıyor. Verdiğim örneklerde de hep bu kelime var ayetlerde. Ki onun analizini yapmıştık. Evet, nebe nebe kelimesinin, kelimesinin hususiyetini paylaşmıştık. Evet. Bunu anlatıyoruz sana. Bil hakkı. Şimdi bu bil hakkı'ya bir amaç için manasını verebiliriz. Tamam. Bu bunu anlatmamızın bir maksadı vardır. Tüm kıssaların anlatılmasının bir maksadı vardır. Tabii. Geçen program demiştik yani ayettir kıssalar. Tabii. Hepsinde bir ibret vardır. Programımızın adını da onun için böyle verdik. Tabii, tabii. Her birinde bir ders var, bir ibret var. Bir ders, bir amaç uğruna bütün bunları sana anlatıyoruz. Ama orada kullanılan el kelimesi ayrıca e, Hud suresi 120. ayetteki kullanımdan istifade ederek de Oradaki hak kelimesinin sana bunların haberini gerçek olarak anlatıyoruz manasının da burada bulunduğunu unutmamak, unutmamak lazım. lazım. Doğru. Bir amaç için anlatıldığı vurgusuna eyvallah tamam bu doğru ama bunu sana doğru bir şekilde anlatıyoruz çünkü yani surenin bir ileriki, hakka hakikate ve vakaya istinaden istinaden anlatıyoruz, anlatıyoruz. Ee, ama bunun bunu anlatmamızın genel çerçevede amacı neyse bunun da amacı odur. Bir ders vermek, bir ibret çıkarmak. Çünkü hani surenin gelen ayetlerinde, ilerleyen ayetlerinde işte o ashabı kehf'in sayısıyla alakalı işte bir takım spekülatif Tabii. şeyler olduğunu söylüyor Allahu Teala. Sonunda da buyuruyor ki: "Rabbî <laughs> âlemu bi'eddetihim. Sayısıyla ile ilgili ileri geri konuşmayın. Onların sayısını Rabbim en iyi bilendir." Bitti. Demek ki şimdi Allahu Teala onların sayılarını vermiyor. Vermiyorsa biz şimdi onların sayılarıyla ilgili İlla rakamlar... İlla yediydi, ondu falan demenin manası ki, yok. Gerek yok. İşte orada ne kadar kaldılar? 300 mu kaldılar, 309 mu kaldılar? Ayetin sonunda diyor ki 26. ayette Kulillahu a'lemu bimale su. Ne kadar kaldıklarını Allah gayet iyi bilmektedir. En iyi o bilir. Yani onların orada ne kadar kaldığıyla ilgilenmeyin. Şimdi orada yaşananlar var, söylemler var. Oradan ders çıkartmaya bakın diyor Tabii. Yani bakın yani Oradaki müphemiyetle beraber ilmi ilahi aslında bir gönderme, gönderme var Gönderme var Diyor ki yani siz size verdiğimiz kadarıyla meşgul olun İşin spekülasyon taraflarıyla uğraşıp da rotanızı şaşırmayın Ama bu Şimdi Cenab-ı bu kıssa eğer gerçek olmasaydı Siz onların sayısını tam bilemezsiniz onu biz biliriz Onların orada ne kadar kaldığını siz bilemezsiniz biz biliriz, biz biliriz der miydi yani? Yani buna niye vurgu yapıyor? Demek ki bu böyle bir gerçek vaka var. Biz onun bazı noktalarını kavrayamıyor olabiliriz. Evet. Bugün burada kavranamıyor olması onların mutlak manada kavranamazlığını ortaya koymaz. Tabii. Dolayısıyla meseleye gerçekliğini sorgulamaktan ziyade ne kadarını kavrayabiliriz ya da biz bugün ne kadar anlıyoruz bir, bir başka gün bir başkası bir başka yönüyle anlar. Ama bizim anlayamadığımız taraflar var diye kıssaları bir mitolojik unsurlara indirgemeyi çok doğru bir yaklaşım olarak görmüyorum. Yani Ashab-ı Kehf ile ilgili o ayetteki kullanımı da onun için beyan etmek istedim. Bir tane daha var. O da Kasas suresinde Hz. Musa ve Firavun evet. kıssasının başında geçiyor. Orada buyuruyor ki hemen 3. ayeti Kasas suresinin. Estağfirullah. Netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavun'e. Biz böylece sana Musa ve Firavun'un haberinden bir kısmını, gene orada min edatı var, bir kısmını aktarıyoruz. Evet, Burada tilavet. tilavet etmek, aktarmak demektir. Ya da gündemine getiriyoruz. getiriyoruz. Eğer iki manada var. Biz şimdi yaşam programı yaptığımız gibi kıssaya takip etme manasını verdiğimiz ayet de burada geçiyordu. 11. ayet. Uh -huh. Bunun tilaveti demek yani bu kıssanın tilaveti demek bu kıssanın hakikatinin ya da mesajının arkasından gidin demektir. Eyvallah. Aynen öyle. E, onu anlatıyor ve orada diyor ki: netlu aleyke min nebe'i Musa ve Firavun bil hakkı. Aynen şeyde Kehf Suresi'nde olduğu gibi. Bir amaç uğruna bunu anlatıyoruz. Tabii. Ama haber bu Musa'nın ve Firavun'un haberinden, nebe'inden bir kısmını anlatıyoruz, aktarıyoruz ifadesi olayın gerçekleşmişliğini ortaya koymaktadır. Evet. Hem amacını bir amaca istinaden yani bir ibret, bir ders alınsın diye anlatıldığını ortaya koyuyor. Hem de anlatılanın gerçek olduğunu ortaya koyuyor. Yusuf kıssasının başında da böyle bir gönderme var. Nahnu nakussu aleyke ahsanel kasası bima uhayna aleyke azel kuran ve inkün temin kablihi leminel gafilin. Kuran'dan önce sen bu konuda bilmiyordun yani. Ya da bilinenler olanın ta kendisi değildi. Onunla ilgili detay veriliyor. Ben bütün bunlardan hareketle Kur'an kıssalarının kıssa olanlarının mutlak surette gerçekleşmiş olduğuna inanıyorum. Bunların hikaye gibi gerçekleşmemiş olma ihtimalini düşünmek bile istemiyorum. Niye böyle oldu izahında anlaşılmasında kısmi sorunlar yaşanan. Bazı kesitler vardı, onları yorumlama yerine, onlardan mesaj çıkarma yerine, bunlar acaba gerçekten neyi karşılıyor, bunu, bunu bulamadığımız için mitolojiye, Sümerlere, başka taraflara işi ihale etme yolu seçildi. Bu doğru değil. Şimdi burada meselenin gerçekliğinin konuşulduğu her ortamda hatırlanması gereken bir kavram daha var. Onu da program arasında söylemiştiniz. program başında Esatirul Evvelin diye bir şey evet, var. Evet, tabii. Şimdi Kur'an'ın en önemli Mekke müşriklerinin suçlama konusu edindikleri konulardan biri de budur. Kur'an Esatirul Evvelindir. Yani öncekilerin uydurduğu masallardır. Suçluyorlar işte. Enfal Suresi'nde var, Nahil Suresi'nde var, Furkan Suresi'nde var, var da var. Şimdi bir tanesinden örnek verelim gerisi zaten söylenmek istenen anlaşılacaktır. Ve keferu. Furkan suresi 4 ve 4, 5, 6. ayetleri okuyacağım. 3 ayet. Esselamu billah. Ve galellezine keferu. Mekke müşrikleri demişler ki kafirler, nankörler. İn haza illa ifkün. Bunun bu söyledikleri tam bir işte yalandır, iftiradır, uydurmadır. İfterahu, üstelik bunu kendisi uyduruyor peygamberimiz için. Bu, bu söylenenler, bu vahi adına söylenenler hepsi tabi. Vahiy, burada tartışma konusu vahiy. Vahiyin ortaya koyduğu şeyler Hazreti Peygamberimiz için, için, diyorlar ki onu o uydurdu. Ve a'anehu aleyhi kavmun aharune. Sadece o değil, Başka bir grupta ona yardım etti. Tabii kimin yardım ettiğini söyleyemiyorlar da, şey işte reddedecekleri için bunu o uydurdu. Birileri de buna yardım etti diyorlar suçlama. Hı hı. Fakat cahuzulmemez memmezura. Bunu böyle söylemekle aslında büyük bir haksızlık yaptılar ve çok da büyük bir yalan ortaya koydular. Bu ifade Mekke müşriklerinin ifadesinin devamı da olabilir. Arada Allahü Teala'nın onlara verdiği bir cevap da olabilir. Hani devamı olursa yani. Buna yardım edenler büyük haksızlık, haksızlık ettiler ve yalan söylediler manasında bu sözü Mekke müşrikleri de söylemiş olabilir ama benim tercihim bunu Cenab-ı Hakk'ın onlara cevap olarak söylediğidir. Ve devam ediyorlar. Müşrikler diyorlar ki: Esâtîrul evvelîn. Onun vahiy diye söyledikleri öncekilerin masallarıdır. tetebeha bunları kendisi yazdırıyor önce. Feyetümle aleyhi bu kureten vesileyle Sonra da sabah akşam ona imla ettiriliyor. Evet. Yazdırılıyor. Yani bunu peygamberimizin dikte ettiriliyor. Dikte ettiriliyor yani. İmla ettirmeyi öyle anlayalım. Dikte ettiriliyor. Kendisi önce yazdırıyor sonra da yani vahiy gelmiş gibi öyle yazdırtılıyor ona veya dikte ettiriliyor. İfadeniz gayet yerinde. Şimdi bunun bütün bu suçlamalara Allahu Teala cevap veriyor. Neydi suçlama? Vahyi peygamber uyduruyor sallallahu aleyhi ve sellem onlar peygamber demiyor biz öyle ifade etmek durumundayız o uydurdu ve üstelik ona birileri de yardım etti zaten bu söylenenler esatirul evvelindir öncekilerin e, masallarından başka da bir şey değildir hatta hemen hatırlatmak durumundayım Enfal suresinin 21. 31. ayetinde böyle bir ifade geçiyor ve ila tütle aleyhim ayetuna onlara bizim ayetlerimiz aktarıldığı zaman hatırlatıldığı zaman Galu derler ki demişler ki kad semi'na duyduk anladık. Levneşav isteseydik le kulna mislehada. Biz de bunun gibi bu bir şeyler söylerdik. İn hada illa esatirul evvelin. Bu zaten öncekilerin masallarından masam. başka bir şey değildir diyorlar. Suçlama bu. Orada da bu suçlama var, burada da var. Şimdi bütün bu suçlamalara içinde kıssaların da bulunduğu. Çünkü Furkan suresinden önce indirilmiş bir sürü sure var tabii. ve o surelerde bir sürü kıssalar var. Kısa var tabii. Hepsini içeren bir cevap veriyor Cenab-ı Hak. Buyuruyor ki: "Surenin 6. ayetinde Furkan suresinin Kul de ki bu söyleyenlere enzelehu. O Muhammed ve birilerinin yardımıyla uyduruldu dediğiniz bu vahyi indiren indirmiştir. Kimdir o?" kiği ya'lemu's sirre fi's semawati ve'l Göklerde ve yerde bütün gizemleri hakkıyla bilen Allah bütün bunları indirmiştir. Şimdi Allah'ın esatirü'l evvelin suçlamasını böyle cevapladığını biliyoruz. Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde esatirü'l evvelin değildir. Kalem suresinin başında da Mekke müşriklerinin suçlamalarına konu edinilen izatü'l alehi ayatuna, "Kale esatirü'l evvelin" çok nankör tipli bir adamdan Velid bin Muhyi'den aslında söz ediyor ya da başka bir Mekke müşrik ileri gelen buna ayetlerimiz okunduğu zaman işte bu öncekilerin masallarıdır suçlamasını dile getiriyorlar benzer bir suçlamayı Müddessir suresinde de bu defa Velid bin Muhyi diyor ki fakale in da illa sihrun yüser bu öteden beri devam edip gelen bir büyüdür inha da illa kâlül beşer bu bütünüyle Beşer. zaten bir beşerin sözüdür Suzulmuş. diye Hazreti Peygamber'i suçluyor kendine göre. İşte bunların cevabı Furkan suresi 5. ayette veriliyor. Rabbimiz açıkça 6. ayette buyuruyor ki Enzelehu ellezi ya'lemu sirra fis semavati velat. Göklerde yerde bütün sır gizem ne varsa hepsini bilen Allah bu hakikat indirmiştir. Ve ma huve bi kavli şair. Kur'an bir şairin sözü değil. Gamma huwa bi kavli kahinin bu bir büyücünün sözü değil. Tenzilun min rabbil alamin. Bu alemlerin Rabb'inin bir indirmesidir. Ve lev taqavvela aleyna ba'd al Hakka suresi 44. ayetten itibaren bir pasajdır bu. Ve lev taqavvela aleyna ba'd al Eğer peygamber Hazreti Peygamber için söylüyor. Eğer o bazı sözleri bize isnat etseydi, kale dedi anlamına gelir. Taqavvele uydurdu anlamına gelir. Evet. Eğer bize bazı sözleri isnat etseydi, uydursaydı, la'ezna minhu bi'yemini onu çok güçlü bir şekilde yakalardık. Sin namin anamin sonra da onun şah damarını keser parçalardık. Fe ma min günmin ahadin anhu hacizin içinizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı diyor Allahu Teala. Bir beşer sözü oluşunu ya da beşer tarihinin, insanlık tarihinin ürettiği efsanevi, mitolojik anlatımlarla Kur'an'ı buluşturmanın bu ayetler ışığında yeniden değerlendirilmesi ve Kur'an'da böyle mitolojik unsurların bulunmadığını ortaya koyan çok net cevaplardır bunlar. Tur Suresi'nin 20 şey 33 ve 34. ayetlerinde de benzer bir ifade var. Em yekuluna tekevellehu yoksa Kur'an'ı o uydurdu mu diyorlar. Bel <laughs> hayır hayır la yu'minun inanmıyor bu adamlar. Feliyetu bi hadisin mislihi imkanu sadikin. O zaman eğer sözlerinde sadık iseler onlar da böyle bir söz getirsin bakalım diye Kur'an beşerin sözüdür yakıştırmasını ya da beşer tarihinin bir e, uydurma, efsanevi, mitolojik mit unsurları olduğunu ortaya koyan yaklaşımları Kur'an-ı Kerim reddediyor. reddediyor. ve her iki kıssalarla ilgili bunu kullanmanın son derece yanlış olduğunu ilgili ayetler ortaya koyuyor diye düşünüyorum. Programın ikinci bölümünde de gene sorunuzun aslında soruyu sorarken okuduğunuz ayet Yusuf suresi 111. ayet. Ona da ikinci bölümde devam, dema devam etmek Temaz istiyoruz. temas edeceğiz, devam edeceğiz. Ben de iki nokta mim koyarak bitireyim arzu ediyorum. Buyurun. Sizin söylediklerinizi hem bir efendim, teyit olsun, teyit olsun. Birincisi dikkatimi çekti yani Esatürül Evveli'nin suçlamasını yapan işte bu bir efem tekabül uydurmadır diyenlere karşı Hı. göklerin ve yerin sırrının vurgulanıyor olması evet. enteresan. Oradaki sır kelimesine takıldım ben. Yani göklerin ve yerin hakikati diyebilir başka kelimeler tercih edebilirdi daha Hı. kavi. Yani onu bir düşünmek lazım diye zihnime sadece mim koyuyorum lüzumsuz olabilir. İkincisi e, mitoloji. Hikaye, rivayet bunların hepsi hayal mahsulü olabilir. Hı hı. Hayalat cinsinden olabilir. Mitolojilerin mesela çoğu öyle de Yunan mitolojisine baktığımız zaman bunların insan muhayyelesinin hakikaten çok çapraşık, efendim girift ürünleri olduğunu görüyoruz. Ama kıssa dediğimizde sadece bir muhayyelat, sadece bir hayalat, efendim vakadan, realiteden, hayattan kopuk şeyler olmadığını Değil. tespit etmemiz Çünkü lazım. Çünkü nebe, emba. Kıssa, hak kelimeleri böyle hep birbiriyle Aynı temas yaşamına, halinde, evet. birbirine aynalar gibi bakıyorlar. Evet. Ee, mesela hikaye dediğimiz hikaye de çünkü uydurma Değil olabilir. Evet. Rivayete herhalde modern günümüz Arapları romana rivayet diyorlar. Evet. Yani roman da çünkü kurgusal bir şeydir. İçine bir sürü yalan yanlış şeyler karışabilir. Bunlardan da tenzih ederek Kısaları öyle kıssaları öyle anlamak, kıssaları evet. anlamak lazım diye bir mim koymak arzu ettim. Evet. Ardından sizin de söylediğiniz gibi devam edeceğiz inşallah. Efendim kısa bir ara.